Öncelikle herkese merhaba. Biz buradaki buluşmamıza bir isim ararken ben tabii hem yeni bir kitap çıktı, bilmiyorum içinizde okuyanlar var mı Gergedan'ı. Ama bir sürü insan kafa salladı, çok yaşasın. Hem biraz Gergedan'dan bahsederiz, hem de Gergedan'da da ve benim aslında genel olarak hayatta hem köşe yazılarında hem kendi hayatımda başımıza gelenleri anlamaya çalışırken bulmaya çalıştığım, habire aklımın gittiği o başka ahlak meselesine dair biraz sohbet ederiz dedim. Bu tür buluşmalarda ben çok tek başıma konuşmayı sevmiyorum. Genelde karşılıklı konuşmalar, sorular, fikir yürütmelerle gidince çok mutlu oluyorum ve daha enerjik oluyor hem benim için hem sizler için. Öyle bir önerim var. Yani karşılıklı konuşarak devam ettireceğimiz bir sohbet olursa, çünkü ahlak konusu çok rahat karşılıklı konuşulabilen bir konu. Hepimizin başındaki büyük bela olarak tanımlıyorum ben ahlakı. Çünkü neye baksak, neyi deşifre etmeye çalışsak, neye otopsi yapsak, tıkandığımız şeyler genelde tabular, gelenekler, görenekler, alışkanlıklar ve başka türlü olursa sanki dünya başımıza yıkılırmış kaygıları çıkıyor karşımıza. Bunları da aslında ahlakı nasıl tanımladığımız, neyin ahlak olduğu konusunda aslında yanlış yerlerde takıldığımız ve asıl olması gereken, eğer bir ahlak kavramının içi doldurulacaksa, asıl doldurulması gereken çok önemli şeyleri de es geçtiğimiz, görmezden geldiğimiz, hatta belki fark bile etmediğimiz için yaşadığımızı düşünüyorum. Yani en azından başka bir ahlakla, daha iyi değilse bile başka bir dünya kurmak mümkün. Tabii bütün bunları düşünürken, yazarken, konuşurken yaşadığımız dünyadan, hayattan, ülkeden, kendimizden memnun olmadığımız önermesinden yola çıkıyorum. Eğer sistemli bir derdimiz yoksa, her şey şahaneyse, yakınmıyorsak, çok memnunsak, iktidarlardan memnunsak, kendimizden memnunsak, ailemizden, toplumumuzdan, dünyadan, savaşlardan falan hepsinden çok memnunsak, tabii ki başka bir ahlak üzerine düşünmemiz gerekmiyor. Zaten o memnun olan insanlar da düşünmüyorlar. Ama bizim gibi huzursuz olduğunu varsaydım, hani burada hepimizin çok huzursuz olduğunu varsayıyorum ki şu anda burada toplanmış tuhaf bir kitabın etrafında başka bir ahlak meselesi diye bir mesele olduğunu düşünerek konuşan küçücük bir grubuz ve bence huzursuzuz hepimiz. Bu huzursuzluğun ortaklığında işte o başka ahlak meselesini aslında ben ilk yazdığım kitaptan itibaren kurcaladığımı görüyorum geri dönüp baktığımda. Ama bu son kitapta iyice odaklandığım, hatta sinirlendiğim, öfkelendiğim, birazcık o itirazın, öfkenin yükseldiği metinler çıktı ortaya. Genelde de çok öyle iyi kalpli, umut veren, hayata daha pozitif bakan, aklı başında şeyler düşünen metinler yazmadım bundan önce de. Hani bunların yazıldığı çağlar aslında hep var dünya tarihinde. Ki zaten Gergedanlar 1930'larda yazılmış bir oyun. Elini tuttuğum Ionesco'nun oyunu, faşizmi anlatan, daha doğrusu faşizmi onaylayan, faşizme aklı yatan kalabalıkları sorgulayan, bu kalabalıkların nasıl, ya yani bu sıradan insanların kötülüğü nasıl kanıksadığını sorgulayan 100 yıl önce neredeyse yazılmış bir oyun. Ben birazcık bugünü anlatırken Ionesco'nun elini tutmayı çok istedim. Ondan bir kahraman çalasım geldi. O kahramanın başına ben de bir şeyler getirmek istedim. Çünkü mesele aynı mesele, gergedanlaşma meselesi. Biz nasıl korkunç bir iktidarı, korkunç bir sistemi, bu kadar vahşi bir düzeni susarak, korkarak, itiraz etsek bile yine de içinde yer almayı sürdürerek onaylıyoruz. Bunu sormak istedim. Çünkü bu en büyük soru. Benim için hiçbir şey gökten inmiyor. İnançlı biri değilim. O yüzden başımıza gelen şeylerin tanrısal, göksel bir ayarlama olduğunu düşünmüyorum. Bizim tercihlerimizle, seçtiğimiz şeylerle, İşte istemeden de olsa, karşı çıkıyormuş gibi dursak bile parçası olduğumuz onaylamalarla kurduğumuz bir düzenin içinde yaşıyorsak eğer, demek ki başka şeyler yaparak aslında başka bir düzen ya da bir düzensizlik neyse ama başka bir şey ortaya çıkarmak da gene bize bağlı. Yani bireye bağlı ve
o bireylerin oluşturduğu topluma bağlı. İşte bunları hep kurcalamaktan yanayım yazarken. O yüzden kitapta öyle bir şey, öyle bir kitap çıktı ortaya. Köşe yazıları zaten devamlı bunun etrafında dönüyor. Bir itiraz, bir öfke ve bir sorumluluk duyma ihtiyacı. Bunlar birazcık yüksek ve sert duygular. Bizim başımıza bugün gelen şeyler aslında bugün bizim başımıza gelmiyor. Çok büyük bir süreçte insanlığın, uygarlığın başına gelen ve kendi kendine uygarlığın başına ördüğü bir çorap. Biraz bununla yüzleşme kitabı. Ben böyle küçük bir giriş yaptıktan sonra sizin fikirleriniz, sorularınız, önerilerinizle devam etmek isterim. Aslında toplumca yok saydığımız için belki de bu kadar ahlaksız bir kişi ahlakmış gibi kabul ediliyoruz. Başını duyamadım, özür dilerim. Yok sayıyoruz çoğu şeyi. Bilmiyorum, sokaktan geçen bir kadının başına ne geleceğini düşünmüyoruz bile. Çünkü onu düşünmek bir yükümlülüktür. Çünkü onun acısını hissetmek bir insanın yapabileceği en zor şeydir kendisi için. Çünkü yok saymak daha kolay geliyor. Ve biz toplumca kolaya daha yatkınız. Ve buna işte inançlar bağlanıyor, kültür bağlanıyor, her şeyi bağlayabiliriz. Ama bireysel olarak kolaycılığı daha çok seviyoruz. Çünkü zor olan şey karşındakinin duygularını hissetmek, yaşadığını hissetmek, arkasını düşünmek. Çünkü bunun için bir çaba göstermek gerekiyor. Benim açıkçası ahlaksızlığı bu kadar çabuk benimseyip bunu yaşar ve sürdürür hale getirmemizin sebebi olarak düşünüyorum. Ya aslında bu konuda benim çok sık verdiğim bir örnek var. Aranızda daha önce dinlemiş olanlar olabilir bir araya geldiysek herhangi bir toplantıda. Ama çarpıcı ve önemli buluyorum bir şeyi net adını koymak adın için bu örneği. Yani ahlak nedir ne değildir diye tabii çok felsefenin büyük sorunu bu. Büyük sorusu ve cevabı da çok fazla çeşitli. İşte ona göre ahlak bu, buna göre ahlak bu. Şu çağda bu düşünce tarihinde bir sürü tanımı, bir sürü bakış açısı var ahlaka. Ama bugün şu anki çok küçük dünyamızda, şu bizlerin tanık olduğu süreçte, hayat sürecinde hani hemen evimizde otururken kolayca düşünebileceğimiz, çok şey bilmemizi gerektirmeyen, aslında yaşadığımız bu sıradan hayattan görebileceğimiz bir ahlak problemimiz var. Örneği şöyle veriyorum, bu problemin örneğini, yani orada kurduğumuz zaman, bu verdiğim örnekte o problemi kurduğumuz zaman aslında çok net görülüyor sorunun nerede olduğu. Taksim Meydanı'nı ele alalım ya da Kadıköy Meydanı'nı, iskeleyi. Çırılçıplak bir insan olsun orada bir anda. İşte bu insan deli olsun, hasta olsun, sarhoş olsun, neyse bir şekilde çırılçıplak bir kadın ya da adam. Toplumun ortak refleksi hemen onun o çıplaklığını kapatmak, ayıbını örtmektir ve o adam, o kadın orada uzun süre öyle çıplak duramaz. Bütün sistem meşrebince onu kapatmak, kollamak ve başkalarını o çıplaklıktan sakınmak üzere harekete geçer. İşte kimi bunu üşümesin diye yapar, çoğu insan ahlaki kaygılarla yapar. Büyük bir utanç yayılır etrafa, insanlar bakamazlar. Ayıp yeri denilen yerler önce örtülür, hani sırtına bir şey vermekten önce ayıp olduğu düşünülen yerleri örtülür ve eğer o insan işte suçluysa polis çağrılır, hastaysa ambulans çağrılır, hemen yok edilir. Ya bunun için kimsenin düşünmesi, ne yapalım, benim vazifem mi, benim üstüme vazife mi, devlet ilgilensin, bize ne vesaire demeyiz. Bir şekilde o çıplaklık anında yok edilir. Aynı meydanda şu kadarcık bir bebek görürsünüz. İşte dün Kürttür, bugün Suriyelidir, Çingene çocuğudur, bir akıl hastasının bebeğidir, bir dilencinin çocuğudur. Kim olduğu önemli değil. Böyle ıslak, soğuk yerde oturur, elinde selpak vardır, paçanızı çeker falan. Korkunç bir görüntü. Ve kimse paniğe kapılmaz bundan. Yani yakınımızdaki bir çocuğu göremeyeceğimiz bir durumda, yani kendi çocuğumuzu, bir yakınımızın çocuğunu asla, yani yerde taşı oturtmadığımız çocuğu biz o meydanın ortasında yerde görürüz. Ve bir çıplaklıktan çok daha utanç vericidir. Çok büyük ayıptır. Kabul edilir iş değildir. Yani olacak şey değildir. Bunu da biliriz. Bir çocuğun orada oturmasının, o çocuğun kim olduğunu düşünmememiz gerekir. Böyle bir aklımız, fikrimiz olmamalıdır. Onun orada oturma sebeplerini bilmememiz ya da umursamamamız gerekirken, biz bir anda aynı kalabalık, yani o çıplağı örten ve ortadan kaldıran hani ahlak, ayıp, kadın, adam, cinsellik, bütün bu karmaşayı bir anda düşünüp ne yapması gerektiğini bilen kalabalık, o çocuğa baktığında ayıp, vicdan, çocuk
yoksulluk olmamalı deyip panikle o çocuğu oradan almıyor ya, almıyoruz ya, almıyorum ya. İşte burada aslında temel ahlak kırılması yaşıyoruz. Yani ahlak öbürü olduğu anda bütün dünyadaki her şey değişebilir. Ama ahlak o çıplaklığı örtmekle sınırlı olduğu zaman hiçbir şansımız yok. Mümkün değil. Peki o çocuğu almayı denediniz mi hiç? Hayır, denemezsiniz. Yani almayı denemedim çünkü çocuğu alıp koyacak yerim yok. Öyle bir hayatım yok, öyle bir sorumluluğum yok. İşte başka bir açmaz daha var orada. Hı hı. Siz almaya çalıştığınız anda başka birisi çıkıp çocuğa kötü bir şey yapacaksınız diye size müdahale ediyor. Hayır, ondan yani, ama demek istediğim başka, demek istediğim o değil. Başka bir ahlak çemberi. Tabii ki demek istediğim o, ama o değil. Sizi sıkıyor. Zaten bu bireysel bir şeyden bahsetmiyorum. Yani öğrendiğimiz temel şeyden bahsediyorum. Hepimiz onun acı önemli değil. Polisi çağırırsınız. Şey, kuruma gidersiniz. Çocuğu alıp eve götürmeniz gerekmiyor. Böyle bir refleksimiz yok. Bir refleksten bahsediyorum. Ahlaki refleksten. Tabii yani asıl ondan paniğe kapılmamız gerekiyor. Yani herkesin farklı kültürden, farklı sosyal seviyeden, farklı akıldan bir sürü insanın bulunduğu o meydanda herkes çıplaklık karşısında nasıl bir ahlaki reflekse hemen sahipse aslında aynı reflekse simgesel olarak çocuğu veriyorum. Bunu bir sürü şeye çevirin. O çocuğa sahip olduğu gün öyle bir sistemin içinde biz başka bir hayat yaşamaya ve başka şeyler yazmaya, başka şeyler konuşmaya başlayacağız. Ben ahlak meselesinin böyle bir temel, çok zor ama çok önemli bir açıdan kırılması gerektiğini düşünüyorum. Çok yerleşmiş bir şeyden de bahsediyorsun. Zaten sorun bu. Evet. O kadar yerleşmiş bir şey ki. Yani şimdi burada konuşabiliriz. İşte sokaktaki çocuklar için vakıflar kurulur, kurumlarda çalışırsınız, tek tek onlar. Bunların hepsi olur. Ama benim dediğim... toplumun yani o karmaşık, o kozmopolit, o farklılıkların bir arada olduğu meydan kalabalığının ortak refleksi o çocuğu almak olmadığı sürece bizim daha iyi bir dünyada yaşamamız mümkün değil. Şey, korku burada bence çok büyük bir rol oynuyor olabilir. Çünkü ilkel bir toplumda bu sahneyi düşünelim. Çıplaklık problem olmayacaktı. Dolayısıyla ahlaki olarak da kaygı uyandırmayacaktır kimsede diye düşünüyorum. Ama şimdi bize bir şekilde işte tarihsel olarak bu noktadayız ve çıplaklık bir şey, otoritenin bize öğrettiği bir ya çıplaklığa karşı bir refleks geliştirmemiz beklenebilir bizden. Tabii. Ama zaten temel sorun bu. Yani bunun hemen arkasında korku ahlakın arkasında. Korku çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü insanlar, yani ben kendi hayatımızdan örnek verirsek, İşte biraz önce sizin söylediğiniz başka bir ahlaki probleme yol açma. Yani gerçek mağdur kim? Bu olay gerçek mi? Bir sürü çağrışımları oluyor. Dolayısıyla yani bir survival modunda kalıyor insanlar. Ağırlık olarak yani bir hayatta kalma. Belki bu beklenen, istenen seviye zorlaşıyor yani insanların, sokaktaki insanın en azından hayatına girmesi. Bence zorlaşıyor ve korku sanırım biraz daha kendini hissettiriyor burada. En önemli şey sanırım korku ve dediğiniz şey de çok önemli gene. Hayatta kalmamızı kolaylaştırdığını zannettiğimiz her şeyin bizi öldürdüğünü anladığımız gün de her şey değişecek. Yani hiç hayatta falan kalmıyoruz aslında. Çok kötü bir şekilde ölüyoruz. Yani manen ölüyoruz. Tam olarak yapılmasını istedikleri şeye şu an kıvama gelmiş durumdayız aslında. Evet. Tabii. Yani bizi koruduğunu zannettiğimiz, bize güven verdiğini zannettiğimiz her şey bizim için aslında büyük bir tehdit. Mesela büyük bir kaybetme duygusuyla yaşıyoruz. Kaybedeceğimiz o kadar çok şeyimiz var ki. O kadar çok şey. Hatta hani bırakın uygarlığın İşte yüzyıllar içinde, bin yıllar içindeki kalabalıklaşmış mülkiyet halini. Sadece ben doğduğum yıllarda, 1968 yılında herhangi bir insanın sahip olduğu şeylerle bugün benim 50 yaşına geldiğimde bir insanın sahip olduğu şeyler arasında büyük bir değer farkı var. Yani işte 70'lerin, 60'ların, 50'lerin, 30'ların aydınlarının, solcularının daha gözü pek olması, bin kere cezaevine girip çıkan o yoksul yazarların inatla gene aynı suçları işleye işleye tekrar tekrar girip çıkmayı göze alması
korkunun en büyük sebebi kaybedecek şeylerinin az olması. Yani canlarını kaybedebilirlerdi ki o bu büyük bir şey aslında. Ama inanın bu çok enteresan. Canını kaybetmekten ya da canının yanmasından korkmayan o aydın modeli bugün parasını kaybetmekten korkuyor. Yani onun o aynı paralel işte Aziz Nesin'in bugünkü karşılığı olan Aziz Nesin kimse ya da o zamanın Sabahattin Ali'sinin karşılığı olan bugün edebiyatta kimse ya da gazetecilikte Uğur Mumcu'nun karşılığı olan bugün kimse var mı yok mu onu ayrıca konuşuruz. Onların kaybedecekleri şey çok çok daha fazla. Çünkü artık sahip olduğumuz şeyler. Çünkü çok iyi tüketiciler olduk bu 30 yıl içinde, 40 yıl içinde. Yani 40 yıl önce bu kadar iyi tüketiciler değildi insanlar. O yüzden daha cesur, daha savaşçı, daha manevi değerleri yüksek olabiliyordu. Yani bunun da şeyi farklı insanlar oldukları için değildi. Sadece korkuları başka yöndeydi. Yani korkacakları şeyleri seçebiliyorlardı. Şimdi korkacağımız şeyi seçemiyoruz. Hepimizin korkacağı ortak bir şey var. Kredi kartını ödeyememek. Bence en büyük sorunlardan biri de bu ahlak sorununu da çok belirleyen bir şey. Mülkiyet ve mahremiyet kavramları. Yani bizim üzerine çok şey yüklediğimiz o mülkiyet ve mahremiyet aslında bizi o kendi ördüğümüz kafese tıkan, üzerine de çok yani kilitli olmadığı halde açık bir kilit takan iki tehlikeli kavram. Yani korkuyla da çok bağlantılı. Ahlakı da onlar belirliyor. Mülkiyet ve mahremiyet. Özellikle inanç faktörüyle birlikte bambaşka bir hale geliyor kalabalıkların bu kavramlara yaklaşımı, bu değerlere yaklaşımı. O yüzden daha sıkışık bir yere doğru gidiyoruz. Tartışmayı bırakın. Yani tartışılacak bir alan bulmayı bırakın bu kavramlarla ilgili. Tabulaşmaya başlıyorlar. Yani tabulaşsın istiyorlar. Biraz bunlara da itiraz etmekle başlamak gerekiyor belki işe. Bir de acaba biraz daha yönümüzü ilkesel tartışmaya mı döndürmemiz lazım? Yani ahlak konusu açıldığında da beni hep tedirgin eden şey ahlakın aslında çok kaypak bir zeminde olması. Yani kimin ahlakı, hangi duygu, işte üzülme mi mesela sokaktaki çocuğu görünce onu üzülerek hareket etmek bugün böyle olur, yarın değişecek bir şeydir. Ama ben sokakta bir çocuğun bu şekilde yaşamaması gerektiğini düşünüyorum gibi bir ilke edinildiği zaman oradaki duruş başka olacaktır. Çünkü öbür türlü yani zaten artık hep tartışmalar bu post-truth, gerçek sonrası hikaye etrafından dönünce hemen başka şeyler çıkabiliyor. Ama o gün gerçekten aç mı, açıkta mı, parası var mı, yok mu, Suriyeli mi, şu mu, bu mu hikayelerinden biz o ilkesel duruşu kaçırıyoruz. Sanki biraz o bahsettiğiniz hani geçmişin aydınları, bugün de olan ama çok daha az sayıda olan o insanlardan bahsederken ilkesel duruşa sahip olanlar ayrılıyor. Tabii ki o ilkesel duruşu da ne belirliyor? Dünya görüşü. Dünya görüşü belirliyor ve dünya görüşü de tabii en büyük sorun aslında bence duvarların yıkılmasından sonra ekonominin, kapitalizmin şahlanışı ve zaferini ilan etmesi dünyada. Şöyle bir şeye yol açtı. Aydınlar da bunu çok bence sert yaşadılar. Eğer solculukla ilgili bir şey yapılacaksa onu da biz yaparız diyen sağcıların yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani eskiden sağ sol çatışırdı. Şimdi solu kapsamış bir sağ ideal, sağ üst akıl var. Kayıp bence buradan yaşanıyor. O yüzden o ilkeleri belirlerken büyük bir sorun yaşıyor dünya. Yani o ilkeler nedir? Bağımsızlık ilkesi. Nasıl bir bağımsızlık? Yani ekonomik bir, yani sınırları kaldırmak ancak parayı paylaşmakla sınır kalkacağını zanneden bir dünyada yaşıyoruz. Yani ortak para birimiyle ekonomilerin dengesini kurmaya ya da bozmaya çalışarak bir sınır kaldırıyorlar ama aslında daha korkunç bir sınır çiziyorlar. Çünkü parayla çizilen bir sınır zaten o mülkiyet meselesini iyice hastalıklı bir hale getiriyor. Ve sonuçlarını da şimdi görüyorsunuz. Yani aslında bir sınır kaldırmıyorlar. Parayı korumaya çalışıyorlar. Ekonomiyi korumaya çalışıyorlar. O yüzden ilkesel
hedefleri saptamak artık iyice zor. Çünkü çok demode, eskiye ait ve sanki başarısızlığa uğramış bir ideolojinin köhne fikirleriymiş gibi. Yani şu 20-30 yılda bunun pazarlamasını yapan bir medya vardı bu ülkede de dünyada da. Benim çocukluğumda bütün dünya bir silahsızlanmadan bahsederdi. Hatırlarsınız, silahsızlanma meselesi. Şimdi böyle bir mesele var mı? Bir mal varlığı olarak hangi silahları aldığımız, neleri ürettiğimiz üzerinden bir değer pazarlanıyor. Sattığımız silahlarla övünüyoruz bugün. Utanç verici bir şey olması gerekiyor. Yani bugün savaşa hayır diyemiyorsunuz. Hele silahsızlanmaya hayır. Dünyada denmiyor. Mesela, ve kimse bundan şüphe duymuyor. Biz neden bir savaşlara, silahlara karşı çıkardık? Hani iki tane ağır savaş geçirmişti bu dünya. Korkunç işgaller olmuştu. Hiroşima vardı. Mesela savaşın en korkunç yüzünü gösteren taze bir meseleydi. Ve bunun üzerinden hippiler vardı, 68 kuşağı vardı. Bir barış ideolojisi oluşuyordu. Kapitalizmin onu kapsayışı ve yok edişiyle. 80'lerden sonra bütün dengelerin kapitalizm lehine değişmesiyle birlikte biz o ilkesel odağımızı kurabileceğimiz sol ideolojilerin bize önerdiği, belki oradan üreyebilecek yeni ideolojilerin de çıkabileceği alanımızı kaybettik. Şimdi hepimizin telefonları var akıllı. Hepimizin kredi kartları var. En yoksulumuzun bile. Bunlara sahipken mülkiyet ve bağımsızlık ya da anarşizm üzerinden aslında tek kelime edemeyiz. Böyle bir kıskacın içindeyiz. O yüzden ahlakı sorgularken sahip olduğumuz her şeyi sorgulamamız gerekiyor ve bu çok sert bir şey. Yani vazgeçmemiz gereken o kadar çok şey var ki, vazgeçtikçe bir şeylere sahip olacağımızı teoride biliyoruz ama pratikte bu vazgeçiş bize gene sistem tarafından imkansızmış gibi belletiliyor. Ve biz neye inanırsak o olur. Ve biz ne istersek o olur. O yüzden bir umut yok ama olabilecek tek umudun ben itiraz ve farkındalıkla başlayabileceğini düşünüyorum. Yani mevcut durumun korkunç bir durum olduğunu anlamak ve idrak etmek işte umut için çok önemli. Yani biraz uzak bir mesafeden, dolaylı bir yoldan gidilirse bir umut olabilir fikrinin etrafında dolaşıyor benim kafam. Önce farkındalık yaratmak. En önemlisi. Çünkü her şey yolunda sandığınız sürece bu korkunç dünyada her şey daha korkunç oluyor. Yani bunu kendi çağımızda ki aslında bunu daha önceki çağlarda da insanlık deneyimledi ama ders alan bir tür olmadığımız için o yüzden... Yani kendi tekerrürümüzde biz de binlerce kere yaşanmış gafletleri yaşamaya istikrarlı bir şekilde, sadık bir şekilde tekrar ediyoruz.